gerekirse Hazreti Hüseyin aleyhisselam hel min nasirin yensuruni, yok mu bana bir yardım edecek olan? Tabii ki bu sözü söylemiş. Ve bu sözü tarihe baktığımızda, tarih çok önemli bir ilimdir Malik kardeşim. Evet. Ama tarihi nakletmek kadar tahlil etmek de bir o kadar önemli. Tarihe baktığımızda Hazreti Hüseyin aleyhisselam bütün ashabı ve bütün yarani, bütün kardeşleri, Haşimilerin tamamı şehit olduktan sonra bu sözü 6 aylık yavrusu Ali Asgar elindeyken söylemiş. Şimdi böyle bir durumda Hazreti Hüseyin aleyhisselamın karşıdaki çakallardan, karşıda bir çakal sürüsü var bakın. Karşıda bir, ne bileyim ben, isim bulamıyorum onlara. Yani düşünebiliyor musunuz? Peygamber evladının kanını dökmek için kılıçlarını bilerlerken Bismillah çekiyorlardı. Böyle bir zihniyet. Nasıl oldu İslam alemi o noktalara geldi? Bilmiyorum, sorularınızda var mı yok mu? Nasıl oldu şimdi bu noktalara geldi? Soruyoruz hocam. Bakın nasıl oldu? Böyle bir zihniyetten, böyle bir durumda bütün ashabı şehit düşmüş, İmam Hüseyin aleyhisselam çakala bana yardım edecek yok mu der mi? Kalbi taşlaşana bana yardım edecek yok mu der mi? Onlardan yardım ister mi? Asla. İmam Hüseyin aleyhisselam yarınların Müslümanlarından yardım istiyordu. Bugün senden benden yardım istiyordu. Ama İmam Hüseyin aleyhisselamın yarınların Müslümanlarının yardımına ihtiyacı var mı? Asla. Bizlerin Hazreti Hüseyin aleyhisselamın davasına hizmet etmeye ihtiyacımız var. Hazreti Hüseyin aleyhisselamın buna ihtiyacı yok. Biz bu yardım etmeye muhtacız. O bizim yardımımıza muhtaç değil. Onun için şunu dememiz lazım. Ben bunu verdim, ben bunu yaptım. Bak, ben olmasam bunlar olmazdı. Zihniyet ve mantığı sakat zihniyettir, sakat mantıktır. Hayır, Hüseyin aleyhisselam bana bunu verdi. Hüseyin aleyhisselam benim bu noktalara gelmeme sebep oldu. Eğer bugün toplum içerisinde bir saygınlığım varsa bunun sebebi Hazreti Hüseyin aleyhisselamın adıdır ve davasıdır. Bu mantıkla bakmak lazım. Dolayısıyla Hazreti Hüseyin'in bizim yardımımıza ihtiyacı yok. O gün yardım istedi mi? Tabii ki yardım istedi. Ama o gün karşısındakilerden yardım istemedi. Yarının Müslümanlarından, bugünün Müslümanlarından, kıyamete kadar gelecek Müslümanlardan yardım istedi. Çünkü neden? Kerbela safların ayrıldığı en net noktadır. İman ile küfrün, bakın ilim ile cehaletin, asalet ile soysuzluğun, güzellik ile çirkinliğin, omurgalı olma ile dal kavuk olmanın ayrıldığı en net nokta Kerbela'dır. En net gün Aşura'dır. O gün safların ayrılma temeli atılacak ve bu kıyamete kadar devam edecek. Peki biz, ki güzel bir noktaya geldiniz. Ehli Beyt'e İmam Hüseyin madem yardım istemiş ve biz o yardımı etmeye muhtacız, o buna ihtiyacı yok. Biz Ehli Beyt'e nasıl yardım edebiliriz? Ha bugün sen ve ben, ekranları başında bizleri izleyen kardeşlerimiz, bacılarımız nasıl yardım edebiliriz Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'a? Bunun cevabını kısa bir ara verdikten sonra hemen Eyvallah. devam edelim. Değerli Eyvallah. izleyenler, kısa bir ara veriyoruz. Tekrar karşınıza geldiğimizde hocamın bu güzel sohbetine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli izleyenler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mehdi Aksu üstadımız stüdyomuzdaki konuğumuzdu.
Biz bugün bulunduğumuz herhangi bir konum ne olursa olsun Ehl-i Beyt Aleyhisselam'a nasıl yardım edebiliriz ki Kerbela'da İmam Hüseyin Aleyhisselam yok mudur bana yardım edecek olan diye bir nidada bulunmuştu. Hocam bunun cevabını veriyordu. Hocam buyurun kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bugün genelde bütün Müslümanların o vazifesi Risaletin ücreti olan Ehl-i Beyt, sevgileri, aslında sevgi demek yanlış, meveddetleri. Çünkü Kur'an bizden sevgi, muhabbet istemiyor. Ulla es'alukum aleyhi ecran illel meveddete fil kurba. İllel mehabbete fil kurba demiyor ayet. Meveddet ile muhabbetin farkı vardır. Ki süre az olduğu için bunlara giremiyor. Kur'an bizden meveddet istemiştir. Ehl-i Beyt'in meveddeti bize farzdır. Müslüman olan herkese bu farz vardır. Ve sevgisi bize farz olan Hazreti Hüseyin aleyhisselam, Aşura gününden kıyamete kadar devam edecek bir çağrıda bulunmuştur. Bize yardım edecek olan yok mu? Dolayısıyla biz bugün İslam dünyası, La ilahe illallah diyen Kur'an ümmeti, Resul-i Kibriya ümmeti, eğer o çağrıya icabet edersek bu bizim kendimizedir. Onların buna ihtiyacı yok. Ehl-i Beyt'in buna ihtiyacı yok. Ama bizim ihtiyacımız var. Neyle yardım edebiliriz? Birincisi, bugün her Müslüman kendisini ilim ile donatmalıdır. İlim ile kuşatmalıdır. Eğer sen okuyarak, eğer sen araştırarak, inceleyerek, efendim dededen babadan duyma mantığını bir kenara bırakır, kendini yetiştirir isense ve İslam adına, Kur'an adına, peygamber ve Ehl-i Beyt adına karşına çıkan soru işaretlerini bertaraf edip sorulduğu zaman cevaplar verir isen, karşı tarafı ilim ile ikna eder isense bu Ehl-i Beyt'e, İmam Hüseyin'e yapılan bir yardımdır. Bakınız Malik kardeşim, İslam bir isat ile başlamış. Biz Müslüman olarak bunu bilmek zorundayız. Mezhepleri falan burada devre dışı bırakıyorum. Bütün Müslümanlar şunu bilmeli ki İslam bir isat ile başlamış. Huvallaze ersele rasulahu bil huda. O Resulünü hidayet üzere gönderdi. İslam bir isat ile başlamış. İslam kadiruhum ile kamil olmuş. Kur'an'ın İslam'ı böyledir. Kur'an'ın İslam'ı kadiruhum ile kamil olmuş. El yevm ekmeltu lekum dinekum. Bugün sizin dininizi kamil ettim. Maide 3. ayet. Bi'isat ile başlayan bu İslam, kadiruhum ile kamil olan bu İslam, Peygamber Efendimiz'den 50 sene sonra yok olma noktasına getirilmiş, Aşura ile bu İslam yaşatılmış. Eğer biz bu üçünü bir bütün olarak kabul edersek, biz o zaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu bekleyenlerden oluruz. Yani bu dördü bir bütündür. Bi'sat, Kadiruhum, Aşura ve Mehdeviyet bir bütündür. Biz ilim ile bu bütünü araştırıp ve bu bütünü olduğu gibi kabullenmemiz lazım. İlim ile kendimizi biz yetiştirerek, hani biz kendimizi ilmi açıdan yetiştirdiğimiz zaman bunun Ehl-i Beyt'e, Ehl-i Beyt'in şahsına bir faydası var. Bunun bize bir faydası var. Ama Ehl-i Beyt ne buyuruyor? İmam Hüseyin ne buyuruyor? Bize yardım ediniz. Bakınız İmam Hadi Aleyhisselam bir mecliste oturmuşlardı. Mecliste Sadat vardı, Seyyidler vardı. Bir genç girdi içeriye. İmam Hadi Aleyhisselam bu gencin ayağına kalktı. Ve bunu yanı başında oturttu. İçerideki Seyyidler rahatsız oldular. İmam Hadi Aleyhisselam bize gösterdiği ihtimamı, göstermediği ihtimamı bu gence gösteriyor. İmam Hadi Aleyhisselam bunların rahatsız olduğunu anladı, fark etti. Buyurdu ki, bu genci başa ben getirmedim, bu genci yukarıya ben getirmedim. Bu genci yukarıya Allah getirdi. Ve ben de Allah'ın yaptığını yapmışım. Allah'ın yaptığını yapmak da kötü bir şey değil. Neden? Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Yerfe'illahu lezine amenu minkum vellezine utul ilme derecat. Mücadele suresi 11. ayet. Allahu Azze ve Celle ilim sahiplerini derecelendirmiştir. Bakın, ilim sahiplerini Allah yüceltmiştir, derecelendirmiştir. Allahu Teala ki ilim sahiplerini yüceltmiş, derecelendirmiş. Ben bu gencin geçende bizi tanımayanlarla oturup konuştuğunu ve ilmi delillerle onları ikna ettiğini gördüm.
Bu genç ilim sahibidir. Dolayısıyla ben bu genci yukarıya getirerek Allah'ın yaptığını yaptım. Allah'ın buyruğuna amel etmiş oldum. Bakınız, Ehl-i Beyt kendilerini ilim ile yetiştirip, ilim ile onların misyonunu, onların yolunu, onların davasını anlatanlara bu şekilde değer vermişlerdir. İbni Abbas, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın tefsir talebesidir. Ömrünün sonlarında gözleri görmüyordu. İbni Abbas geldi, baktı ki bir yerde birileri konuşuyor, gözleri görmüyor. Ama birileri konuşuyor ama bu konuşanlar Hazreti Ali'ye sebbediyorlar. Hazreti Ali'ye küfrediyorlar. Bakınız İbni Abbas ne buyuruyor? Buyurdu ki, eyyikumus sabbullah, hanginiz Allah'a küfrediyorsunuz? Allah'a küfür mü ediyorsunuz? Allah'a sebb ediyorsunuz? Ne dediler? Kalu subhanallah ve men yesubbullaha fakat eşreke billah. Dediler ki, subhanallah, kim Allah'a sebb ederse o adam müşriktir. O adam kafirdir. Biz nerede Allah'a sebb ediyoruz? İbn Abbas bunlara dedi ki, eyyikum sabbur Resulallah, hanginiz Resulullah'a küfür ediyorsunuz? Dediler, İbn Abbas, gözlerin görmüyor, kulakların da mı sağırdır? Biz nerede Allah'a sebbettik, küfür ettik? Biz nerede peygambere sebbettik, küfür ettik? Sen duymuyor musun? Biz Ali'ye sebbediyoruz. Ali'ye küfür ediyoruz. Bakın Hazreti Ali Aleyhisselam'a sebbetme olayı o zamanlardan başlamıştı. İbn Abbas dedi, ben de aynısını diyorum ya. Semitu en Resulillah, ben Resulullah'tan kendi kulaklarımla işittim ki buyurdu ki, men sebbe aliyyen fakat sebbeni ve men sebbeni fakat sebballah. Kim Ali'ye sebbederse bana sebbetmiştir ve kim de bana sebbederse Allah'a sebbetmiştir. Ben bunu söylüyorum. Bakınız İbni Abbas burada ne yaptı? İbni Abbas ilim ile Ehl-i Beyt'e yardım etti. İlim ile. Ben sosyal medyaya bakıyorum. Sosyal medyada bazıları 3-5 kitap okuyarak güya Ehl-i Beyt'e yardım etme girişimi içindeler. Aslında Ehl-i Beyt mektebine zarar vermektedirler. Özür diliyorum. Yani bir insan kendisini tam donanımlı olarak eğitmişse, yetiştirmişse ilmi konularda müdahil olsun, cevaplar versin. Ama sen kendini yetiştirmemişsen sen Hristiyanla Müslümanın tartışmasına benzer bir tartışma yaparsın. Müslüman ile Hristiyan tartışıyor. O diyor... Efendim İncil batıldır, Hristiyan batıldır, bu diyor İslam batıldır. En sonunda Müslüman cevapsız kalıyor. Kusura bakmayın, bunu söylemek zorundayım. Müslüman cevapsız kalıyor. Cevapsız kalınca haşana uzubillah kalkıp Hristiyan'a ne diyor biliyor musun? Ya fazla ileri gidiyorsun sen kardeşim, ona bakarsan senin peygamberinin babası belli değil. Ne dedi şimdi burada Hazreti İsa ala nebiyyine ve alihi aleyhisselama? Hazreti İsa aleyhisselama hangi nispette bulunmuş oldu? Bu cehalet mantığıdır. Eğer bir konuda sen kendini yetiştirmemişsense Ehl-i Beyt'in senin savunmana, böylelerinin savunmasına ihtiyacı yok. Böylelerinin açıklamasına ihtiyacı yok. Ehl-i Beyt imamlar diyor ki, bizi sevdirin insanlara. Bizi bizim kelamımız ile sevdirin. Bizi bizim ahlakımızla sevdirin. 3-5 kitap okuyarak sen eğer cevap vermeye kalkarsansa yapayım derken kırarsın, evet, dağıtırsın. İlmi yardım. Evet hocam. İkincisi ameli yardım. Hazreti Ali Nehcül Belagı'da hemen geçiyorum. Nehcül Belagı'da ne buyurur? E'inuni bivara'in ve içtihat. Bize takvanız ile, gayretiniz ve çalışmalarınız ile yardım edin. Üçüncü yardım nedir? Mali yardım. Birisi ilmiyle yardım edecek. Birisi takvası ve çalışmasıyla yardım edecek. Birisi malı ile yardım edecek. Allah'ıma emini 30 sene zaman zarfında 10 bin kitap okumuş. 30 sene 10 bin kitap okumuş ve 30 sene sonra o 10 bin kitabı ki okumuş El Kadir'i yazmış. Allame Emin'i memleketi Tebriz'e döndüğü zaman gittiği araştırma yapmak için gittiği bir tane ülkenin havasını soruyorlar. Allame diyor ki, ben zorunlu ihtiyaçlarımın dışarısında kütüphaneden dışarıya çıkmadığım için oranın havasının nasıl olduğunu bilmiyorum. Bu şartlarda hizmet etmiş veya Ağa Bozorgu Tahrani, bir tane George Cerdak Hristiyan bilim adamı Ağa Bozorgu Tahrani'ye diyor ki, Şia alimlerinin ilmi kitapları yoktur. Düşünebiliyor musunuz? Bir Hristiyan bilim adamının sözünden dolayı Ağa Bozorgu Tahrani kalkıyor, bir kitap yazıyor, Ayanu Şia, ve o kitapta 50 bin tane Şia aliminin 13 asır, 13 küsur asır içerisinde 50 bin tane Gaybet-i Suğra'dan,
ta günümüze, kendi hayatı dönemine 50 bin Şia aliminin hem kendi hayatını ve hem de ilmi eserlerinin tanıtımını yapıyor. 40 sene zahmet çekiyor. Oğlu diyor ki babam 40 sene akşam yemeği yemedi. Baba niye akşam yemeği yemiyorsun? Diyordu oğlum babanın vakti mi var ki yemek yemeye? Nedir bu? Gayret ile, çalışma ile, ömrü ile nedir? Ehl-i Beyt'e yardım etmek. Dördüncü yardım, basiretli olacağız. Bakın basiretli. İman ayrı şeydir, basiret ayrı şeydir. Malik eşleri zehirleyen, yani malik eşlere zehir veren Hazreti Ali'yi çok seven birisiydi. Ama basiretsiz birisiydi. Çünkü Emras zehiri onun eliyle malik eşlere verdirmişti. İman olması gerekiyor ama imanın yanında basiret de olması gerekiyor. Biz basiretle hareket etmek zorundayız. Bugün müçtehitlerimizin emri doğrultusunda, Veli-i Emr-i Muslimi'nin emri doğrultusunda aşuralarımızı nasıl yapmamız gerekiyor? Dünyaya nasıl İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın aşura mektebimiz diyorsunuz ya, bu mektebin mesajlarını dünyaya nasıl daha güzel verebiliriz? Bunlara bakmamız ve basiret ile hareket etmemiz lazım. Kim aşura mektebinin yanındadır? Kim aşura mektebinin karşısındadır? Bunlara bakmamız lazım. Ve hizmetlerimizi yaparken, kendimizi, inançlarımızı yaşar iken Müslümanların vahdet dokusuna zarar verecek söylemlerden, eylemlerden uzak durmamız lazım. Müslümanların birlik ve beraberliğine zarar verecek eylem ve söylemlerden uzak durmamız lazım. Vahdet derken de efendim velayet inancının içini boşaltırcasına vahdet demememiz lazım. İnançlarımızı yozlaştırırcasına veyahut da Ehl-i Beyt dünyasının efendim kafalarında, akıllarında tereddütler üretircesine vahdet demememiz lazım. Vahdete eyvallah dememiz lazım. Sonuna kadar vahdet dememiz lazım ama kendimizi de ifade ederek bu vahdeti yaşamamız ve ön plana çıkarmamız lazım. Onun sadece iman yetmiyor. Bakın ziyarete aşırıda ne diyoruz? وَسَبِّتْ لِقَدَمَ صِدْقٍ اِنْدَكَ مَا الْحُسَيْنِ وَاَصْحَابُ الْحُسَيْنِ Beni Hüseyin'in ve ashabının aleyhisselam yanında ayaklarımı sabit eyle. Ayaklarımız nasıl sabit olacak? Hamali kardeşim. Muhammed'in